Merhaba sevgili öğrenciler. Çarpım tablosunu kolay ezberlemeniz için hazırladığım videolardan birisiyle yine sizlerle beraberiz. Bu dersimizde dörtleri işleyeceğiz. Çarpım tablosunu ezberlemek ne işe yarıyordu? Daha önceki videolarda da söyledim. Sizin çarpma işlemini ve bölme işlemini çok daha kolay ve doğru yapmanızı sağlıyor. Bu yüzden ezberlemenizde yarar var. Ve hemen başlıyorum. Bir kere dört dört eder. Bir kere bir tane dört dört ediyor. İki kere dört <laughs> konuşamadım. İki kere dört sekiz. İki tane dört sekiz. Üç kere dört on iki. Dört kere dört on altı. Beş tane dört yirmi. Altı kere dört yani altı tane dört yirmi dört. Yedi kere dört yirmi sekiz. Sekiz kere dört otuz iki. Dokuz kere dört otuz altı. 10 kere 4 40. Bir kere daha baştan hızlıca okuyalım. Kalemimizle izleyerek. 1 kere 4 4. 2 kere 4 8. 3 kere 4 12. 4 kere 4 16. 5 kere 4 20. 6 kere 4 24. 7 kere 4 28. 8 kere 4 32. 9 kere 4 36. Ve 10 kere 4 40. Sizler de bu videoyu başa alarak Defalarca izleyebilirsiniz ezberleyene kadar. Hatta çalışırken karışık olarak evde büyüklerinize sorabilirsiniz. Soru cevap şeklinde ya da okuldaki arkadaşlarınızla karışık olarak mesela işte 7 kere 4 kaç eder? 6 kere 4 kaç eder? İşte 9 kere 4 kaç eder? diye bu şekilde sorularla daha iyi ezberlersiniz. Bir de defterinize birkaç defa yazarak da ezberleyebilirsiniz. Yine başka bir yöntem daha önce de göstermiştim. Kartondan bir çarpım tablosu bilekliği hazırlayabilirsiniz benimki gibi. Ben de göstermek için hazırladım sizlere. Ve bunu gün içerisinde bir gün boyunca kolunuzda bu bileklikle dolaşabilirsiniz. Hatta okula gittiğinizde arkadaşlarınızla bilekliğinizden çarpmalar sorabilirsiniz. Ve bu şekilde de çalışabilirsiniz. Dersimizin sonunda sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.